Sektörün Yıldızları programı bugün Gaziantep'te Yatırım Yeminli Mali Müşavirlik Bürosu'na konuk oldu. Yanımızda kurum sahiplerinden yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi Ahmet Güzel Bey var. Sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle Gazişehir'imize hoş geldiniz. Yatırım Yememe ve Bağımsız Denetim'e hoş geldiniz. Ben Ahmet Güzel, yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçiyim. 1973 Şanlıurfa Hilvan doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi ben yine Hilvan'da yaptım. Birincilikle tamamladım tüm şeylerimi, öğrencilik hayatımı. Üniversiteyi Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Yine dereceyle mezun oldum orada. 2001 ve 2011 yılları arasında vergi müfettişliği yaptım. Vergi müfettişliğini icra ederken de 2005, 2006 ve 2009 yıllarında 4 tane kitap yazdım ve yayınladım. Mesleği icra ederken yine bu esnada aynı zamanda çeşitli ulusal dergilerde, internet sitelerinde yaklaşık 400'e yakın makalem yayınlandı. Halen Milat Gazetesi'nde, ulusal bir gazete olan Milat Gazetesi'nde Perşembe günleri ekonomi ve vergi mevzuatı üzerine, hatta bazen ekonomiyle ilgili, ekonominin geleceğiyle ilgili siyasi oluşumları ve hadiseleri de yine değerlendirmek suretiyle orada köşe yazarlığı yapıyorum. Yatırım Yeminli Mali Müşavirlik Bürosu olarak vermiş olduğunuz kurumsal ve danışmanlık hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz? Bağımsız denetimle ilgili hizmetler sunuyoruz. Yeminli Mali Müşavirlik ile ilgili hizmetler sunuyoruz. Yeminli Mali Müşavirliğin içinde tabii birçok alan var. KDV iadesi olsun ve diğer vergi mevzuatı ile ilgili vergi iadeleri olsun. Tam tasdik hizmetleri olsun, denetim hizmetleri olsun. Finansal ve mali anlamda, vergisel anlamda danışmanlık olsun. Kendi içinde yeminli mali müşavirlik hizmetlerini sınıflandırabiliriz. Aynı zamanda kurumsal hizmetler sunuyoruz. Bir şirketin kurumsallaşması ile ilgili hizmetler nelerdir, neler yapılması lazımla ilgili danışmanlıklar veriyoruz. Aynı zamanda finansal anlamda bütçelerin oluşturulması veya nasıl oluşturulması gerektiği hususlarıyla ilgili hizmetler sunuyoruz. İdareyle yaşamış oldukları uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık veriyoruz. Ve aynı zamanda özellikle kendim çok önem verdiğim eğitim olayı, eğitim noktasında da kendi mükelleflerimize veya talep olması durumunda çeşitli odalara, sanayi ve ticaret odalarına, mali müşavirler odalarına sunumlar yapmak suretiyle birkaç saatlik veya bir iki günlük sunumlar yapmak suretiyle de eğitim hizmetleri sunuyoruz. Mesleğinizdeki temel problemler ve atılan adımlar nelerdir? 1989 yılında bir adım atılmış. 3568 sayılı yasa çerçevesinde ve ondan sonra genel tebliğler ve diğer idari düzenlemeler çerçevesinde bir takım düzenlemeler var. En son bağımsız denetimle ilgili bazı düzenlemeler var. Ama maalesef bununla kalınmış. Sorun çok fazla. Benim kanaatim, benim gördüğüm. Mesela örnek veriyorum. Aşırı mükellef sayısıyla çalışmak. Ücretlendirme ve ücretlerin tahsiliyle ilgili çok büyük sıkıntılar var. Bu bağımsızlığı önemli ölçüde engelliyor ve törpülüyor. Gönül ister ki burada düzenleyici makam olarak Maliye Bakanlığı devreye girsin. Belli bir kota uygulasın. Bu konuda değişik şeylerimiz de var. Belli yerlere aynı zamanda iletmişiz, raporlamışız. Ahmet Bey, yatırım yapmak için Avrupa'dan gelen iş adamlarına ne tür teşvikler sunuluyor? Aslında biz son yıllarda, özellikle son 15 yılda ülke olarak, Türkiye olarak iş adamlarını veya şirketleri desteklemekten ziyade yatırım konularını desteklemek gibi çok optimum ve gerçekçi bir teşvik programına döndük. Özellikle Mayıs 2012 yılında çıkan Yatırım Teşvik Kanunu ve en son çıkan Cazibe Merkezleri programıyla bu biraz daha pekiştirilmiş oldu. Dolayısıyla iş adamları değil, yatırım konuları
destekleniyor. Kurumlar vergisi, KDV, arsa tahsisi, fabrikanın teslim yapılıp teslim edilmesi, makinaların finansmanı noktasında faizsiz kredi desteği, hatta ve hatta işletme sermayesiyle ilgili düşük faizli kredi vermek gibi çok önemli teşvikler var. Bu konuda Türkiye sadece ve sadece yabancı yatırımcıları bekliyor. Kurumunuzdan destek alan firmalar hizmetlerinizi nasıl takip ediyor? Samimiyet ve kurumsallığı birleştiriyoruz, birleştirmeye çalışıyoruz. Haliyle mükelleflerimizle birebir ilişkiye girmek suretiyle onların hem cari faaliyetlerinin takibini yapmak, onları belgelendirmesinde vergi mevzuatına uygun yasal çerçevede belgelendirilmesi ve altyapısını oluşturmasıyla ilgili hizmetler sunuyoruz ve bu noktada sürekli birbirimizle haberdar olarak ve onlarla birebir ilişkiye girmek suretiyle hizmet sunuyoruz. Yine sistemden takip etme imkanları var. Aynı zamanda uzman bir kadro yapımız var. Onlarla, sadece bizlerle değil, onlarla da konuşmak, görüşmek, çözülemeyen konularda, hususlarda doğrudan, özellikle idareyle yaşanan sıkıntılarda bizim sunduğumuz çözüm odakları ve bizim sunduğumuz usuller çerçevesinde çözümler geliştirmek suretiyle mükelleflerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Aynı zamanda yapmış olduğumuz işlemleri, özellikle vergi iadeleriyle ilgili olarak sistemden takip edebilme imkanları var. Ahmet Bey, ekonomiyle ilgili öngörüleriniz nelerdir? 2013'ten bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle aslında patina çekiyor muyuz? Biraz çekiyoruz, yani çekmiyor değiliz. Ama yine de dünya ticaret hacmi düşmüş iken yaklaşık 3 senedir sürekli düşüyor veya istenen düzeyde artmıyor. Sınır ülkelerde bu kadar sıkıntı varken, birçok ülke, gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere büyük sıkıntılar yaşıyor iken, büyüyemiyor iken biz 66-67 çeyrektir herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, büyümeye devam ediyoruz. 2005 yılında KDV ile ilgili iki ciltlik bir kitap yazdım. Genel esaslar bir cilt olmak üzere, istisnalar ve iade işlemleri de bir cilt olmak üzere kaleme almıştım o yazıda. 2006 yılında da anma alacaklarıyla ilgili bir meslektaşımla ortak olarak kaleme almıştık. Ama benim mesleğimin meyvesi olarak ifade ettiğim 2009 yılındaki yaklaşık 1400-1450 sayfalık bir kitap yazdık. Hem pratik yönüyle hem de kaynak teşkil etmiş olması yönüyle gerçekten bazen ben bile baktığımda ben bunu nasıl yazdım diyebiliyorum. Ahmet Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yine ekonomiden devam edelim. 2017 yılı içerisinde özellikle dünya ticaret hacminin %3 ila 4 civarında büyümesini bekliyorum. Aynı zamanda Türkiye'de Suriye'den gelen kilis başta olmak üzere baş gösteren sıkıntılar insanımızda endişe. Dolayısıyla o endişe kaynaklı almış olduğu malı ödememe, malın bedelini ödememe gibi bir sıkıntı vardı. Ki bu nakit sıkıntısı veya tahsilat sıkıntısının önemli sebeplerinden biri de buydu. Aynı zamanda bankaların limitleri düşürmüş olması, kapatılan limitleri açmaması başlı başına sıkıntı olarak ortaya çıkıyordu. Bunların da yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyorum. Dünya ticaret hacminin özellikle artmış olması şu anlamda çok önemli. Biz halen yüksek teknolojik ürün imalatı yapma ve ihraç etme gibi bir özelliğimiz yok ekonomi anlamında. Biz hala emek yoğunluklu, belli konularda teknoloji yoğunluklu ürün imalatı modelindeyiz. Dolayısıyla bu noktada dünya ticaret hacminin %3-4 seviyesinde artması, ihracatımızı %8 ila 9 arasında bir artışa sebep olmasını bekliyoruz. Özellikle bankalarımızın bu noktada mutlaka sanayi ve ticaret
bütün içine dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece para ver, paradan para kazan şeklinde değil de ticareti finanse eden, sanayi finanse eden, aynen gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, İsviçre örneği, Amerika örneğinde olduğu gibi, sanayi faaliyetin ve ticari faaliyetin dönmesinde, sirkülasyonunda devreye giren bir sektöre doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şahsen eğer bunlar gerçekleşirse 2017 olumlu görüyorum. Özellikle cazibe merkezleriyle beraber çok ciddi anlamda destekler söz konusu olduğu için ki yavaş yavaş firmalar o tarafa doğru gitmeyi de planlıyorlar, programlıyorlar. Bize gelen en azından şeyler, talepler o şekilde. Ciddi bir canlılık ortaya çıkacaktır. Asayiş noktasında birçok sıkıntımızı ben hallettiğimizi düşünüyorum şahsen. Bunlarla beraber değerlendirdiğimizde biz ürettiğimizi 2013 yılındaki hafif sıkıntılara rağmen, dünya birçok sıkıntıyla uğraşırken bütün bunlara rağmen eğer hala imal ediyor ve satıyorsak benim kanaatim mutlaka ama mutlaka mal aldığımızın yeri zora düşebileceğini, dolayısıyla o üretmezse kendisini satamayacağını, kendisini nihai tüketiciye ulaşamayacağını, bir gün gelip mutlaka bu sıkıntının kendisini bulacağını görmemiz gerekiyor. Hala imal ediyoruz ve satıyoruz ve benim kanaatim biz gelecekte çok çok daha iyi yerlerde olacağız. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Kısa bir aranın ardından birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek.